Herkese selamlar dostlar. 8 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Yaz rüyası bitmesin diyoruz ve çok güzel bir şekilde Temmuz ayında ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün de 6 adet mücadele anlatacağım. Sizlere değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bundan bahsedelim. Daha önce yapmış olduğum Galatasaray Hull City maç skorunu bilen olmadı. 4-3 bitti o mücadele. Burada Vikingle ile Jorge Sund'un maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen bir arkadaşımızı Temmuz ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza misafir edelim. Bilen arkadaşlarımız da benimle Instagram üzerinden Kangal Bey üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram üzerinden gruplara gelmek isteyenler şikayet, öneri her şey için doğrudan benimle burada birebir iletişime imkanınız var. En son çektiğim video 5 Temmuz'du. Ekrana gelsin. Yaz rüyası diyorum ya. Ben çok güzel diyor. Çünkü nazar değmesin. Değmesin vallahi nazar. 5 Temmuz'da arkadaşlar videoda vermiş olduğum bütün tercihler ekranda ideallerini yüksek oranlarını Hepsini bahsettim Ve sadece İspanya U21 bir başarısız oldu Inter Miami'nin burada varı Var ve üstü Orlando'nun ev bir buçuk üstü İlk kere biri Galaksinin KG varı Var ve üstleri İspanya'nın alır dört buçuk altı Halstim maçına varın 1.60 oranı vardı Avrupa'da zaten Birazdan göstereceğim Yüksek misli yaptım Umarım böyle devam ederiz Diyerekten de devam edelim Geçtim bunu da Son yüksek mislim Galatasaray ile Halstim mücadelesiydi ve KG var olarak önerdim ben bu mücadeleyi. Ve 500 TL önerdim yüksek de 1.59'da oranı vardı arkadaşlar Avrupa'da. Nesine bu maça canlı açmadı. Hatta altına da yazdım. Nesine için olan açmadı dostlar. Akşam açıları belki yazdım. Altına analizim ve kaç TL oynanacağını da yazdım. Yüksek mislinin amacı bu şekilde zaten. En güvendiğim maçları değerlendirerek seçip ve kazanmak olduğunu da belirtelim. Son verdiğimiz verdiğimiz MLS kuponu da başarılı oldu zaten. 2.07 gibi oranı vardı. Inter Miami şimdi onlardan tekrar bahsedeceğim de 9. videosunda bahsedeceğim bilginize. O yüzden burada devam edelim. Gece maçları da 9. videosunda bahsedeceğim. O Inter Miami'nin falan maçları var yine. Bahsedeceğim. Canlı olarak zaten dediğim gibi her türlü devam ediyoruz ve Yaz Rüyası'nın en büyük sebeplerinden bir tanesi başlığın hakkını vermek. Canlıda hakkını verdik biraz. Hatta ben sizlere direkt ekrandan göstermek istiyorum. Dünün canlılarını göstereceğim şimdi ekranda. Burada şey var. Arkan'ın mücadelesi vardı. İlk kere 2.5 üst verdik. Başarılı bir şekilde oldu. Portekiz 19 mücadelesi. Maç 1-1 oldu. Dedim ki Portekiz çok geliyor. Çok da pozisyon deniyor. Maç zaten yani maç sonu 1 verdim. Onun yanına geçtim. Zaten geleceğe belliydi. Çok yükleniyordu. Şuraya geldim. Gol geldi zaten. Bak sesi vermişiz. Aya! Onun dışında yanına gittim ki ya dedim ki Portekiz 2-1 oldu. Dedim ki Portekiz atacak da. Çünkü golden sonra hemen pozisyona girdi. Hatta dedim ki bakın bekleyecektim. Gol sonra direkt pozisyona girdi. İzlemek önemli işte abi bu işlerde. İzliyoruz ki kazandırabiliyoruz insanlara da. Ev sahibi 2 uçkuz. Avrupa canlılarımız da aynı şekilde devam ediyor. Onlar da zaten yeşillendi. Müzik verdi. Geçelim. Portekiz mücadelesine ikisi de geldi zaten. Sonra dedik ki ya bu maç böyle olmayacak. 4.5 üstü de alalım. Canlıdan. risk de ev sahibi 3.5 üstü zaten. İkisi de geldi mi yeşillendik. Oradan tenise geçtik. Tenisten de kazandık zaten. O şekilde devam ettik yani burada da. Dediğim gibi canlı zaten elimizden geleni yapıyoruz ki izleyerek verdiğimiz için başarı oranımız yüksek. Ki millet zaten ağırlıkla bizi canlı olarak takip etmeyi seviyor. Geçelim. Sizlerden ricam dostlar videoyu açsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Videoyu benim için beğeniler gerçekten önemli. İlk mücadelemiz Helsinki ile Lahti karşılaşması. Helsinki son mücadelesinde bir birlik bir berabere kaldı. Ondan önce de penaltılarda e, dur o maçı karıştırmayayım. Son mücadelesinde bir bir berabere kaldı ve golü 90 artı 1'de attım. Burada Lahti ile oynayacaklar. Lahti zayıf bir rakip. 1-20 gibi oran açmışlar. Haklılar. Doğru. Ben de Helsinki tarafına gideceğim zaten. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus var. Helsinki'nin bu maçtan Aynen bu maçtan sonra 4 gün sonra bu maçtan 4 gün sonra akşamına Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesi var. Hatta gösterelim size neden. Şöyle larne ile mücadelesi var. Zaten o maçın net favorisi Helsinki takımı normal. Fakat dediğim gibi akıllar bir onda olabilir. O yüzden bu mücadele çok yüksek goller beklemiyorum. Helsinki tarafına gitsek de 4.5 altında birin oranı 1.43 gibi oranı var. Değerlendirecekler burada 4.5 altında 1 olarak değerlendirmesini yapabilir dostlar. İkinci mücadelem Aixona ile Hacken karşılaşması. İkincisi. Ee, gollere gittiğim bir mücadele oldu. Ajax Onlan'ın son mücadelesini biliyoruz. Brom'la oynadı ve 2-0 kazandı. Bakın o maç benim imza maçlarımdan bir tanesi. Çünkü dedim ki ya dedim bak bu Ajax Onlan iyi takım. Yani bir yerde bir çıkış yapacak. Vara üstte ev sahibine gitmeyelim dedim ki 2-3 gol alalım. Hem sürprizden kaçalım hem de Ajax sürpriz yapma ihtimali var dedim. Ki mücadele 2-0 skorla Ajax Onlan'la kazandı. 2-3 golden biz burada 1.76 gibi orandan Avrupa'da 2 orandan Allah bereket versin indirdik. Hacker'ın da son mücadelesini izledik ve var olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. 2-2 bitti o mücadelede. Ben burada da özellikle Hacker'ın oynamış olduğu oyundan kaynaklı maçların tempolu geçtiğini görmek mümkün. Ki son maçlarına bakın genel olarak zaten gollü oynayan bir gollü maçlara imza atan bir takım. Ayık sonlarında gol bulmasını bekliyorum ben. Geçen hafta da galip geldi. Potansiyelleri var yani. 1.43 gibi orandan KG olarak değerlendirmesini yaptım. Değerlendirecekler bol şanslar. Haka ile Inter Turku karşılaşması. Yine burada goller yönünden değerlendirdiğim bir karşılaşma oldu. Fakat ev sahibinden biraz çekiniyorum. Çünkü Haka burada 8 maçtır kazanamayan bir Haka takımı var. Ve ya yani kendi evinde aslında o hücumu da yapıyor. Yani o hücum futboluna sergiliyor. Kendi evinde kapanmıyor. Özellikle Inter Turku yani deplasmanlarda çok gol yiyen bir takım ve deplasmanlarda kısmen zayıf bir takım olduğunu söylemek lazım. Ama hakikaten 8 maçtır kazanamıyor. Artık bu maçta bir reaksiyon verir mi Inter Turku'ya bilmiyorum ama Hakan'ın bir gol olmasını ben bekliyorum kendi evinde kısmen iyi oynuyor. Çünkü oyuncu futbolunu sergileyebiliyor. Inter Turku'nun da burada gol yemesi, gol atması da muhtemel. Yani 1.57 oranı var. Yani var KG var oranları standartın üstünde. Ama mücadeleli ben 1-1 olursa 2-1 bandında bir mücadele bekliyorum. Hatta yüksek oranlarla dostlar ben bu mücadeleyi toplam gol aralığı olarak da derim ya 1-1 alırsa birisi 2-1 alır gibi geliyor bana. Mücadele bir yerde şey gelebilir. 1.76'dan da 2-3 golü burada yüksek orandan sizlere önerebilirim dostlar. Değerlendireceklerin aklında bulunabilir. Geçtim. Diğer bir mücadelem Küpon'la Vasan karşılaşması. Şöyle değerlendirme altına aldığım maçlardan biri oldu. Ev sahibi zaten son mücadelesinde kupa mücadelesi oynadı ve penaltılarda elendi. Mari mı? Yani i̇smini okuyamıyorum bazı takımların. Aksan yetmiyor. Görük olunuyor. İnsan da bu kadar oluyor. Neyse. Anladınız siz. E, kupa mücadelesinde elendi. Penaltılarda elendi. Helsinki'nin de puan kaybetmesiyle ev sahibi burada biraz daha puan durumuna baktığımız zaman da zaten bir adım daha öne geçmek isteyecektir. 3 puan zaten genel olarak önünde. O yüzden ben burada ev sahibinin Vasan'a karşı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ki Kuypon'un şöyle bir durumu var. Avrupa Konferans Ligi eleme mücadelesi daha ilerleyen ayın 27'sinde falan oynayacak. Bu hafta oynamayacak. O yüzden burada rotasyona gitmesi de gerekmiyor. O yüzden ben burada Kupo'nun direkt galibiyetini bekliyorum. Hatta galip gelirken de Vasan'dan çekineceğim yok da e, ev sahibinin yine 2-0 ayarında bir mücadele götürmesini bekliyorum. O yüzden yüksek orandan da değerlendirecekler 2-3 gol tercihini de burada değerlendirebilirler. Onun da oranı 1.75 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar dilerim. Diğer mücadelem Brom'la Force mücadelesi. Brom'un ben son mücadelesini izledim. Ayık mücadelesi vardı ya izledim. Orada iyi futbol sergiledi aslında. Fakat golleri bulan taraf Ayık oldu. Burada kendi evinde oynayacak tekrardan Force'la. Yani ben burada şunu düşünüyorum. Aslında iki tercihim var. İkisi de ev sahibi tarafında. ev yani sahibi evinde oynadığı son mücadele 2-0 kaybetti. Brom fakat iyi bir futbol sergiledi. Burada daha zayıf Özellikle orta alanı çok zayıf olan bir Degel Force'da oynayacaklar. Orta sahada yapılan top kayıpları zaten bu takımın bu hale gelmesine neden oldu. Degel inceleyenler ve takip edenler bilecektir. Brom'un ben burada atacağı 2 gol veya maç sonu 1. Atacağı 2 gole bir 56 gibi oran vermişler. E, maç sonu 1'lerine 1.65 bir 65 gibi oran vermişler. O yüzden ben burada Brom tarafında olacağım. Yani öncelik tercihim MS1 olsun. 1.65. Alternatif isteyen varsa ev sahibi 1.5 üst olabilir. Alternatifi daha düşük oranla. Ama ben buradan doğrudan bir galibiyeti öneriyorum bu Roma. Son mücadelem Vikingle ile mücadelesi. Hogue'nin maçının maç skorunu sizlere sorduk dostlar. Sizce maç skoru ne olur diyerekten de. Viking arkadaşlar bu ligde en çok gol atan ikinci takım. Ki tempolu oynayan bir takım. Bu takım özellikle yaptığı, özellikle 2 sene önce yaptığı yatırımları şu an bir nevi faydasını görüyor. Takım biraz daha oturdu. Oyuncular biraz daha iyi oynayaraktan, takım oyununu oynayaraktan da kadrosuna bazı kemik isimler zaten oturdu. Ki iyi de oynuyor açıkçası. Hogan'ın burada yapacağı bir sürpriz beklenir mi? Acaba onu düşünüyorum da. Ben burada Viking'in bir sürprizde izin vereceğini düşünmüyorum. Puan durumuna baktığımız zaman da zaten Viking'in alacağı puanla ikinci sıraya kadar yükselme şansı da var. Maç eksiği de var Viking'in. O yüzden ben burada Viking tarafında olacağım. Ne yapabiliriz diye baktığımda öncelikle mücadelenin bir kere gollü geçmesi zaten bekleniyor. Norveç Ligi'nin klasik. Yani idealden alacak varsa 1.33'den maç sonu 1.500 yapabilir. Onun oranı biraz daha yükseltelim istedim ben. Mücadelede 2-1 3-2 bu tarzda skorlar çıkabilir. 2.5 üstünde de 1 olabilir. Bunun da altını verelim. Ama daha çok iddialı kuponları bir atmış yanına bir eklersin. Yani kuponu ekle. Yanına da 1.5 üstüne bir Viking maçını ekle. Altına bir taraf kombini değerlendirecekler. Bu yönde de bir değerlendirme yapabilir dostlar. Ben burada ev sahibinin yanında olacağımı belirteyim. Baktığımız zaman 6 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek konulardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. 8 Temmuz Cumartesi'nin maçları bu şekildeydi bende. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Viking maçının maç konu sizlere sorduk. Yorumları yazmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.